Selamlar. Perşembe günündeyiz. Ekonomide ne gibi gelişmeler var? Piyasalarda nelere bakacağız? Bunu hep birlikte toparlamaya çalışalım. Öncesinde bir teşekkür. Dün akşam yaptığımız canlı yayına çok ciddi bir teveccüh oluştu. Yaklaşık şu ana kadar 70 bin'e yakın dostumuz takip etti ve faydalandığını söylediler. Bu da beni mutlu etti. Fayda sağlayabiliyorsa ne mutlu? Bunun yanında sevgili arkadaşlar bir iki duyuru yapayım. Akşam saat 5'te Sözcü TV'de Serap Belavacıklı ile asgari ücreti ve güncel ekonomik konuları konuşacağız. Vakti olan izleyebilir. Bunun yanında akşam 8'den sonra da bir sürprizim olabilir. Bir canlı yayın ama çok değerli bir konukla bir canlı yayın. Hepinizin çok yakından tanıdığı bir isimle 2024'e ilişkin beklentilerimizi, şu andaki piyasa gelişmelerini ve neler beklememiz gerektiğini konuşabiliriz. Otomotivden konuta, borsadan dolar altın, gümüşe kadar çok geniş bir yelpazede bir şey yapabiliriz. O netleşince ikimiz de programımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Eğer yapabilirsek netleşince duyuracağım Instagram hesabımdan ve Twitter hesabımdan Emre Sirin 82 isimli hesaplardan takip edebilirsiniz beni oradan duyuruda bulmaya çalışacağım. Şimdi borsaya geleceğiz. Dolar TL'ye geleceğiz. Ama öncesinde bir takım artışlar var, zamlar var. Onlardan bir bahsedelim. Ee, ve e, ekonomiye dair veriler var. Bugün de ekonomi koordinasyon kurulunun toplantısı var. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapılacak. Oradan piyasaları da etkileyebilecek bir takım e, sinyaller var mı? Onu gözlemlemeye çalışacağız. Gerekirse daha sonra konuşuruz. E, baktığımız zaman haberlere... E, Kredi kartı harcamaları yani kartlı harcamalar Kasım'da iki katına çıkmış durumda. Çünkü insanlarda para yok. E, faizler yüksek olsa da taksitler azalsa da e, netice itibariyle insanlar ihtiyaçlarını e, kredi kartlarıyla limitleri ölçüsünde karşılamaya çalışıyor. Bu spesifik bir gösterge. E, bunun yanında noter evraklarına yeniden değerleme zammı geldi 58 oranında. Asgari ücrete %49 yaptık ama yeniden derleme oranlarımız %58. ufak ufak kalemler halinde bahsedelim. Sürücü belgesi ile ilgili kağıt 624 TL'den 990'a çıktı. Kimlik belgesi 83 TL'den 130'a. pasaport 501'den 790 liraya çıktı. Ve 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli. Değerli kağıtlardan alınacak ücretler böyle kabaca. Diğer bir husus çok spesifik. Bakın birçok kalemde vergiler artırılıyor biliyorsunuz. Artırıldı. İki tane MTV aldık. <laughs> Fakat devletimiz bahis ve şans oyunlarından alınan vergilerde %50 indirime gitti. Oralardan alınan vergiyi %50 düşürdü. Yani bu şu anlama geliyor herhalde. Ey vatandaşlarım başka şansınız kalmadı. Bari şans oyunlarına gidin. Bakın vergiyi de düşürdüm. Belki oradan kurtarırsınız. Yani şaka gibi e, devlet kendi eliyle bahis oynamaya yönlendiriyor. Oradaki vergileri azaltıyor. E, insanların i̇nsanların e, tabii ki geçim derdi vesaire oyun oynamasınlar, borsada oynanmaz falan diyor Mehmet Şimşek çıkıp ama e, iddiadır şudur budur çeşitli bahis işlemleridir. O tarafa yönlendiren at yarışlarında işte %14'den 7'ye düşüyor. İşte diğer şans oyunlarında %10'dan 5'e düşüyor. Spor müsabakalarıyla alakalı bahis oyunlarında da yine %50'lik bir indirim var. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi vatandaşa artık talihinizi o tarafta arayın gibi bir yaklaşım olmuş. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi asgari ücret biliyorsunuz 17.002 TL. Bozdur bozdur harca. Birilerine göre... <laughs> Asgari ücret ve genel ücretler seviyesi enflasyon artışında en büyük neden ama biz de tam tersini maliyetlerin ve kamuda tasarruf edilmemesinin en büyük neden olduğunu söylüyoruz. Fakat Mehmet Şimşek geldiğinden beri sadece vergileri arttırıyor. Maliye politikasında biz başka hiçbir şey görmedik. Gören varsa yazarsa yorumlarda sevinirim. Bununla birlikte tabii şans oyunlarını demin söyledim orada vergileri düşürüyorlar. Peki bunun yansımaları ne olur? 23.500 liraya çıktı işverene maliyeti. Bu şu demek arkadaşlar. Her şeyin etiketi artacak, fiyatlar artacak, ee, oraya yansıtacaklar. Ee, ama burada tekrar söylüyorum, fiyatlara yansıtılması esnafın veya iş insanının maliyetlerinin artmasıyla alakalı olacak. Biraz e, göründüğünden, olması gerekenden fazla da maalesef artacak. enflasyonist beklentilerin kötü olmasıyla alakalı. Temel problem enflasyonu çözememek. Mesela Kamu Özel İşbirliği'nle yapılan bu dolar bazında sözleşmelerin devam ediyor olması. Kamuda herhangi bir tasarrufa gidilmiyor olması, yatırımların ötelenmemesi. Bu birçok kalem var oralarda. Belki görüşülmesi, düşünülmesi gereken. Oralardan vazgeçilmiyor. MTV iki kere alınıyor. İşte ÖTV, KDV artıyor. Ama asıl vergi alınması gereken servetten ve kurumlardan alınması gereken vergiler alınmadığı için vatandaşa yani tabana yayılıyor. Aslında tabana yayılması gereken bir şey var orada. O gereksiz vergi istisnaları, bir takım kurumlara ihracat için verilen kredilerin o kurumların yan firmaları aracılığıyla başka sektörlere aktarılması değerlendirilmesi, bunlar denetlenmiyor mesela ee, ve bunlar genelde hükümete yakın e, şirketler oluyor. Asıl problemler buralarda, bu vergi istisnaları, bu muafiyetleri oradan almadığını vatandaştan alıyorsun. Sonra da ücretler artınca e, enflasyon yarat diyorsun. Tam tersi e, ücretler enflasyon kadar artmıyor zaten. Şimdi enflasyon TÜİK'in ne? Yüzde altmış bir buçuk, yüzde altmış geleceğiz diyorsun Mayıs'ta. E, 49 zam yapıyorsun ücretlere. O da geçtiğimiz 6 ayın enflasyon farkı falan yok yani. Or orayı telafi edebilir ancak belki bir miktar. E, dolayısıyla e, ama iş alanına da e, çeşitli e, yansımalar olacak bunun. Bu ne demek? E, SGK maliyetleri esnafın artacak. İşte iş erbabının artacak. E, İracat tarafında şimdi bakın dolar bazında artacak. E, ek maliyetlerle, SGK'sıyla vesaire eklediğimizde, bir de bunun içine sadece ham maaş olarak düşünmeyin. Yani yemek parası vesaire veriliyor insanlara. Bunlar da artacak mecburen. E, tüm bunlara hesaba kattığımızda dolar bazlı maliyet 800-900 dolarlara, belki 1000 dolarlara çıkacak. Şimdi böyle bir yapıda diyoruz ya devalüasyon yapmadan ilerleyemezler. İhracatçı ilerleyemez. E, çünkü dış pazarlarla yarışamaz bu bu, bu alanda. Hem maalesef Sadece kuru değersizleştirerek ihracat ihracatla rekabet avantajı sağlayan bir ülkeyiz. Keşke böyle olmasa. Katma değer teknolojik ürün, verimlilik esaslı bir ihracat, ithalata bağımlı olmayan bir ihracat olsaydı keşke. Ama maalesef o yapısal dönüşümleri 22 yılda gerçekleştiremedikleri için devalden bahsediyor. sürekli. Sıkıştıkça devalüasyon. Ama bu da mecburen yapılacak. Bir diğer husus şu. Bu ücretler artıyorsa eğer, etiketler de artıyorsa eğer sevgili arkadaşlar bu kredi fa kartı e, taksit sayılarının azaltılması çünkü parası yok insanların. Artı kredi kartı faizleri, KMH faizleri, tüketici kredilerindeki bu faizler bir süre daha böyle yukarıda gittikçe ciddi kepenkler kapanabilir esnaflar tarafında. İşsizlik artabilir, böyle bir problem ortaya çıkabilir. E, bu da e, ekonomiyi bekleyen önemli tehlikelerden e, bir tanesi. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi gelelim borsaya. Evet biliyorsunuz ben birkaç gündür günlerdir diyorum ki borsa ucuz, borsa ucuz. Endeks seviyesine bakmayın 30 endekste, 50 endekste, 100 endekste güçlü şirketler var. Dönüşüm şansı var. Eğer oralarda değilsen oralarda fırsatlar var. Oralardaysan zaten korkmana gerek yok. Evet bu bir süreç biraz daha devam edebilir ama seni yıpratmak için sürekli sığ piyasada piyasayı aşağı alıyorlar. Gübre fabrikalarındaki sürekli taban taban hareketinde etkisi var. E, psikolojiyi bozuyor. Bist 30 derken bütün Bist 30 kağıtlarını kastetmiyoruz tabii ki. Bunu soranlar oluyor. E, hala pahalı bulduğum yani Bist 30'da yer alan bazı şirketler var hepinizin bildiği. Ama belirli güzel grupların sektörel olarak dağıtılmış hisseleri var. E, hep bildiğimiz güzel şirketler var. Oralara bakın. Yani e, bunları kastediyoruz. Tabii ki her Bist 30 kağıdı, her Bist her Bist 100 kağıdı alınmaz. Bahsettiğimiz şey bu değil. Peki şimdi neyi konuşabiliriz? Evet şu anda baktığımızda ben seviye vermeyi sevmiyorum çok fazla. Ama e, bilmek isteyenler için günlük bazda şu geldiğimiz öncelikle 7430-7450 bandını bir kırarsa kabaca 7500'lerin üstüne bir atmasını bekleriz. E, oralarda kalıp kalamayacağına bakarız. Yani e, çok böyle nokta ateşi vermiyorum. 490-495 falan demiyorum. E, bir görmek lazım. Sonrasında da eğer kalabiliyorsa hareket hızlı bir şekilde 7750 ve 800 aralığına doğru ilerler ee, onu gözlemleyeceğiz. Ama bizim yaptığımız şey her zaman şu, bakın biz demiştik oldu değil, gerçekçi, rasyonel bir yaklaşımla hareket etmek. Nasıl ki düşüşlerde sakin kalın dedik, yükselişlerde de hemen heyecana kapılmadan, e, bu sürecin bu hala düşen trend içerisinde devam ettiğini bilerek, e, zaman içerisinde belki e, 1-2 hafta daha bunu, o dediğimiz 6800'lere daha götürme olasılığı da var. Bunu niye söylüyorum? Ee, şu an bir piyasada yeşil pozisyonları gördüğünüzde bir umutlanıyorsunuz. Tekrardan bir düşüşe dönerse hayal kırıklığını yaşamayın ee, ve bu düşüş senaryoyu yine değiştirmez. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Fotoğrafı birazcık e, dışarıdan bakarak izlemek gerekiyor. Günlük hareketlere bakmayın. E, temel paradigma şu. Bakın ücretler de %50 arttı. Kabaca memurda da asgari ücretli de de. E şimdi ee, bir şekilde bu ücretlerin artışı, e, tüketimi de e, körükleyecek birkaç ay. Bir e, plasebo etkisi yaratacak. E, geçici bir bahar havası, alım gücü varmış gibi oluşacak. Bu enflasyonist bir yapı oluşturur. E, alışverişler artar. E, aynı zamanda yıl sonunda yılbaşı alışverişleri, şunlar bunlar da olacak. E, bunların da yine şirketlerin hisselerinde de etkilerini bazı alanlarda göreceğiz. Her şey fiyatı artıyorsa hisse fiyatları da aşağıda kalamaz. Bu da dün akşam yayında da anlattığımız bir şey. Ama bu süreci bir miktar uzatabilirler. E, temel öngörüm şuydu benim. Seçimden önce bir miktar yukarı alıp e, satış fırsatları e, vereceğini borsanın düşünüyorum. Hala düşünüyorum. E, sonrasında asıl meselenin seçimden sonraki süreçte gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Ama bir ihtimal belki seçimden önce beklediğimizden daha yukarıda bir hareket yaparlar mı? Sonrasında mı seçimden sonra bu devalle birlikte 200, 210 belki 220 dolarlara endeksi çekerler. Ya zaten bu senaryoyu hep söylüyorum ama bunun yüzdesel olarak endeks bazında gerçekleşmelerini kademe kademe izlemek zorundayız. Seçimden önce ne kadar sonra ne kadar düşürebilirler gibi hepsine kademe kademe bakacağız. Ama şu an itibariyle hisse bazlı baktığımızda endeks bazlı da baktığımızda özellikle hisse bazlı hep altını çiziyorum. Çok önemli güçlü e, sabredebilecek olan için fırsatların olduğu bir, bir yapı içerisindeyiz. Endeksi izlerken <laughs> nasıl yukarı giderken pardon düşerken hacimsiz sığ piyasa diyorsak gerçekçi yaklaşımımız şunu söylüyor. Şu an yükselişi de hacim falan desteklemiyor. Ee, bir tepki tepkisel yükseliş gözlemliyoruz. Burada kalıp kalamayacağını 7430 ya da 50'nin üzerinde bir kalıp devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Ondan sonrasında tekrardan dediğim gibi 7500 üzerine bir atması lazım. Sonra tekrar devamında 7800'lere kadar bir hareket de önümüz açık. Orayı da kırıp üzerinde sağlam kalışlar mesela 8010 seviyesi daha önce zorladı birkaç kere. Oraların üzerinde bir kalması lazım. Arada aslında çok direnç var. Yani baktığımız zaman 8100, 8150, 55 falan. Burada bir e, haber akışı ve hacimle desteklenen topyekun bir trend dönüşünden e, bahsetmek lazım eğer bir gidiş olacaksa. Bunları izleyeceğiz. O yüzden haber akışları çok önemli diyoruz. Bir anda hiç umulmadık bir olumlu haberle destekleyebilirler. Belki İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması olabilir. Ya da şu an tahmin edemeyeceğiniz başka bir olumlu haber akışı gelebilir. Bunların hepsi izlenmesi gereken hususlar. Temel olarak şunu görmeliyiz. Borsa her şey artarken artacak. Evet bezdirdi, evet sıkıntılar yarattı ama... Her şeyin bir sonu var. Nasıl yükselişlerin sonu varsa düşüşlerin de sonu var. Fakat hep altını çiziyorum. <laughs> Dünkü yayında da tarif ettim. İlla hisse ismi isteyenler var. Hisse ismi e, isteme, istememek lazım. Ben size hisseleri tarif ettim zaten defalarca. Doğru şirketlere bakmak lazım. Zaten o mantaliteden kurtulmak gerekiyor. Yani birinden bir hisse alayım mantığıyla hareket ettiğiniz zaman... Ee, yine benim anlatmak istediğim anlaşılmamış oluyor. Yani yatırımcı olun. Kendi bilginize güvenin. Piyasada yalnızsınız. Danışmanlık falan almıyorsanız. Ee, o yüzden e, illa birisinin size bir hisse söylemesine gerek yok. Şimdi sor, e, nereden bakacağız FK'ya? Nereden bakacağız biz 30 bizde 50 diyenler var? Arkadaşlar hepinizin hisse alıp satıyorsanız bir aracı kurumunuz var. Ya banka kanalıyla ya direkt aracı kurumlarıyla. Kurumlarla yapıyorsunuz. Bunların hepsinin mobil şubeleri var. İndiriyorsunuz. E, belli e, parametrelere ücretsiz de bakabiliyorsunuz. Orada hazır listeler var. BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Banka vesaire. İşte biz tüm e, ne bileyim biz temettü hazır listeler var. Sonra firmaların içine tıklıyorsunuz. FK'sı, piyasa değeri, defter değeri var. görüyoruz anlıyorsunuz. Aynı sektördeki diğer firmalarla kıyaslayın. Sermayesi neymiş, ödenmiş sermayesi neymiş. Son e, e, Eylül e, verilerine göre e, net karı neymiş? Hepsini gösteriyor bunların. Hepsi gösteriyor. Yani bunlara bakarsanız zaten göreceksiniz ne de demek istediğimi. Bunu bilmeden, hiçbir şeye bakmadan yatırım yapan arkadaşlar olduğunu gözlemliyorum. Nasıl yatırım yapıyorsunuz? Hakikaten şaşırıyorum. Birazcık araştırmanız lazım. Para koyuyorsunuz çünkü. Bunlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi akşam çok güzel bir yayın gerçekleştirebiliriz. Henüz teyit etmediğim için paylaşmıyorum. Teyit edersem Instagram ve Twitter'dan sizlerle onu da paylaşacağım. Takipte olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.